Merhaba arkadaşlar. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı dersimizin 3. haftasıyla birlikteyiz. Bu haftaki dersimizde bitki sekonder metabolitlerinin kullanım alanları üzerine duracağız. Bitki sekonder metabolitlerini farmasötik ürünler olarak kullanıyoruz. Yani bitkilerden elde edilen sekonder metabolitler endüstriyel olarak ilaca dönüştürülmektedir. Özellikle kanser tedavisinde öne çıkan sekonder metabolitler büyük önem kazanmıştır. Örneğin porsuk ağacından elde edilen eliptisin, alkolitlerinden taksol adıyla ticari olarak satılan kanser ilacı üretilmiştir. Sekonder metabolitleri antibiyotik olarak kullanıyoruz. Bitkiler tarafından sentezlenen sekonder metabolitlerin birçoğu antibakteriyel etki gösterdiğinden doğal antibiyotik olarak kabul edilirler. Sentetik antibiyotiklerin bileşiminde sadece bir tek aktif madde bulunurken bitkisel bir antibiyotikte onlarca hatta bazen yüzlerce etkili biyoaktif madde bir arada bulunur. Örneğin penisilin sadece penisilin maddesini taşırken güçlü bir antibiyotik olan sarımsak başta alisin olmak üzere onlarca antimikrobiyal etkili maddeyi taşır. Güçlü antibiyotik etkisi olduğu saptanan adaçayı, biberiye, defne, ekinezya, fesleğen, karanfil, kekik, lavanta, melisa, nane, meyankökü, okaliptüs, pelinotu, rezene, tarçın ve zencefil gibi yüzlerce tıbbi bitki vardır. Sekonder metabolitlerce zengin tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük çoğunluğu güçlü antioksidan etki gösterir. Normal vücut fonksiyonları sırasında ortaya çıkan serbest radikaller hücrelere ve bağışıklık sistemine zarar vererek yaşlanmayı hızlandırır. Antioksidanlar ise serbest radikalleri kendilerine bağlayarak veya onları etkisiz hale getirerek olası zararlanmaları en aza indirirler ve böylelikle yaşlanmayı geciktirirler. Damaskusya familyasına ait aromatik bitkilerin özellikle biberiye, ada çayı, dağ çayı, oğul otu ve kekik türlerinin yüksek antioksidan özellikleri vardır. Sekonder metabolitlerin en ekonomik ve en pratik faydalanma yöntemlerinden birisi de infüzyon, demleme veya dekoksiyon, haşlama şeklinde hazırlanarak içilen herbal çaylardır. Özellikle son yıllarda antioksidan ve antibiyotik özelliklerinden ve tıbbi değerlerinden faydalanmak için bitki çayları yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bitkilerden elde edilen özüt veya ekstrelerden çok eski tarihlerden beri insektisit yani böcek öldürücü olarak faydalanılmaktadır. 2000'den fazla bitki türünün doğal insektisit özelliği taşıdığı bilinmektedir. Örneğin pire otu bitkisinin çiçeklerinde bulunan piretrin maddesi 19. yüzyıldan beri insektisit olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin sahip oldukları renkler ve kokular sekonder metabolit ürünleri olup özellikle bitkilerin tozlaşma ve döllenmesinde önemli işlevleri vardır. Örneğin bal arıları en fazla sarı ve mavi, en az kırmızı renkteki çiçekleri ziyaret eder. Bu nedenle bitkiler aleminde en yaygın çiçek renkleri sarı ve mavidir. Bazı bitkilerden elde edilen sekonder metabolitler ise bitki büyüme düzenleyicisi olarak görev yapmaktadır. Bu haftaki dersimizde bitki sekonder metabolitlerinin önemli konum alanlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.